ama katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Müsteşarım, biraz sonra size gerekli açıklamaları yapacak basın toplantısında. Katılımından dolayı teşekkür etmek için ben çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli seferberlik başlanması talimatı verilmişti. Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu da geçen hafta Konya'da açıkladığı gibi çalışma hayatında milli seferberlik konusunda gerekli talimatları verdi. Biz de ilk Konya'da bürokratlarıyla beraber yapmıştı. Biz de bu cuma olmak üzere her cuma bakanlığın bütün bürokratları, tabii sayın bakanımıza dahil bakan yardımcımız, müsteşarımız ve bizler hepimiz 81 ili birer birer dolaşıp sorunları yerinde görmek, sivil toplum örgütleriyle, işverenlerle bir masa etrafında buluşup acaba bu konuda, bu çalışmaya konuda neler yapabiliriz, bu konuda mesajlar, karşılıklı durum değerlendirmesi yapmak için sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi 2023 hedeflerine ulaşmak için bu açıklarımız varsa bunlar nelerdir tespit edip bu konuda illerde gerekli çalışmaları yapmak için buradayız. Evet. Buraya ben gelirken de yalnız gelmedik. Bakanlık üst düzey bürokratları olarak İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcımız, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdür Yardımcımız, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir Genel Müdür Yardımcımız arkadaşımız, yine İş Kur'dan bir daire başkan arkadaşımızla hem bu teşvikler konusunda gerekli kendilerini bilgilendirmek, teftiş konusunda bilgilendirmek, iş sağlığı güvenliğine bildiğiniz gibi çok önem veriyoruz. Bu konuda gerekli bilgilendirme yaparak, ortak bir konsensüs sağlayarak birlik beraberlik içinde sorunlarımızı aşmak için buradayız. Sizlerle beraberiz. Sizin bu yakın ilgi alakanız bizi çok mutlu etti. Dediğimiz gibi sahiden bir milli seferberlik içinde mücadele şart. Bunun için de sizlerin desteğinize çok ciddi olarak ihtiyacımız var. Sahiden basın bize yol gösterici bir rol oynuyor. Katılımınız için kendinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, sorunları yerinde görmek için geldiniz. Herhalde Türkiye genelinde seferberlik araştırdınız. Evet, evet. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Biz biz çalışma hayatıyla ilgili sorunları yerinde görüp işverenlerin, işçilerimizin, sivil toplum örgütlerinin yerinde tespitleri bir daha bu tespitleri yapıyoruz ama yerinde bir daha yapalım. Bir daha masa etrafında toplanalım. Bunlara çözüm önerileri getirelim. O konuda buradayız. Çalışma hayatında milli seferberlikle ilgili ne düşünceleriniz var? Çalışma hayatı tabii bildiğiniz gibi sahiden çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Burada tabii ki işverenlerimizde sıkıntıları var, işverenimizde var. Bunları yerinde bir daha tespit etmek, arkadaşlarımızla bunları neleri nasıl çözebiliriz? Bazı SGK olsun, iş kurduk, bazı işverenlere yönelik teşviklerimiz var. Bunları bir daha anlatalım. Bazıları yeni çıktı, çıkıyor kanunlaşma aşamasında. Bunları bir daha paylaşalım ve belli bir yol haritası çizelim diye sahiden çok bir darboğazdan geçiyoruz. Çünkü ortak hareket etmek zorundayız. Biz de bakanlık olarak bu konuda ne gerekiyorsa bütün, şu anda mesela Çalışma Bakanlığı'na giderseniz kimseyi bulamazsınız. Çünkü bütün üst düzey bürokratlar, muhakkak çalışanlar var ama bütün üst düzey bürokratlar bu seferberlik içinde biz 10 grup oluşturduk. Sayın Bakan Yardımcım ve Müsteşarım da birer grubun başkanlığını yapıyorlar. Toplam 10 grup şu anda 10 ilimizi ziyaret ediyor.
Bu ikinci bir gelecek hafta bir 10 yıl daha. Yani kısmetse 2 ay içinde bütün Türkiye'yi tekrar sil baştan dolaşacağız. Tespit edeceğiz. Çünkü öğleden sonra yine bir toplantımız var. Sanayi Odası, evet, Ticaret Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde. Orada yine masa etrafında toplanacağız. Onları dinleyeceğiz. Sorunları bir daha alacağız. Neler yapabiliriz? Burada çözebileceğimizi burada çözüp, çözemediğimizi bakanlığa taşıyıp orada yine bir masaya yatırarak sorunlara çözüm bulacağız inşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İlgi alakalarınıza çok teşekkür ederiz. Mehmet Hanım'ın öncesi bir emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir müjde çıkar mı? O tabii o yukarıda şu anda onunla ilgili biz şeyde biz yalnız kendi konumuzda ilgileniyoruz. O tabii Sayın Bakanımızın, Sayın Başbakanımızın onun açıklamalarını onu bulabilirsiniz. Yok şu anda öyle bir şey yok. Yani belirgin bir şey yok. Tabii ki her zaman her konuda muhakkak bürokratlar bazı konuları çalışıyorlar, hazır olarak getiriyorlar. Onlar muhakkak şeyde var. Duruyor bir tarafta ama şu anda esas da onu tabii bizim konumuz daha çok iş hayatıyla ilgili sıkıntılar. Çalışmalarla ilgili sıkıntılarla ilgili. Peki bu mültecilerle ilgili bir şey düşünüyor musun? Sosyal anlamda çoklar iş hayatına girdiler, sigortasız çalışıyorlar. Sizin alanınıza girdiklerini bilmiyorum ama. Nasıl? Mülteci yabancılar ilgili. Tabii bu izi onunla ilgili de biliyorsunuz. Bir genel müdürlüğümüzde bunlarla ilgili tabii ciddi bir sıkıntı var ama neticede biz büyük bir devlet olarak bunları aldı. Kendi bünyemiz içinde çok ciddi bunların belli bölgelerde yaşamları için. Burada da şimdi İşkur İl Müdürü arkadaşım herhalde 8000'e yakın. 6700 mü? Böyle bir çalışan var. Neler yapılır? Bunları da hep masaya yatırıyoruz. Nasıl çözümler bulacağız? Araştıracağız. Yani bunlar çünkü bir günde bulunacak çözümler değil. Çünkü sayılar çok yüksek bildiğiniz gibi. 3,5 milyona bulan bir rakam var. Tabii yukarı Sayın Başbakanımızın onların çalışmalarıyla bize bürokratlara talimat verecekler. O konuda da biz gerekli çalışmaları yapıp önlerine götüreceğiz. Teşekkür ederim. Oldu, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bazı af durumuna giren bazı durumlar oldu. Örneğin, geçmişte kendimden örnek vereyim. 7000 lira olan bir borcumuz o zaman affa girdi. Birazdan ödedik. Sonradan esnaf olarak sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz için ödeyemedik. Daha sonradan yapılandırmaya geldiğimizde 7000 liralık borcun 35 bin lira bugünkü değerden 35 bin lira olarak hesaplandı. Yani şimdi bazı şeyler kapsamına giriyor, bazıları girmiyor. Yani bunu neden? Diyor ki emekli olabileceğin gün bunu gelip satın alacağım bu hizmeti bizden dediler. Şimdi ben bugün almak istiyorum. Belki bugün durumum olmayabilir. Ama şimdi öyle bir ana borç 7 lira bugünkü şartlarda 35 lira istiyor benden. Bugünün şartı ama 5 sene sonra bu rakam daha bir farklı bir boyuta geliyor. Şimdi bu bazı affa giriyor da o neden girmiyor? Onu bir şimdi bunun bir genel müdürün bu konuda gerektiği insan bir çalışma var. Soruyor efendim genel müdür. Şimdi onunla ilgili şu anda bir çalışma yok. Çalışma kapandı. Evet. Biliyorsunuz. Sayılı kanunla tüm borçlar yapılandırıldı. Ancak bizim ihya dediğimiz borcunda hizmetinde silindiği Bağkur İşleri borcunda hizmetinde silindiği alanlar, zamanlar oldu. Onlar o silinen borçlar ve silinen hizmetler bugünkü raiç rakamlarla satın alınabileceği için dolayısıyla onların üzerinde faiz ya da gecikme cezası, gecikme zammı dediğimiz faizler oluşmadığı için bunlar yapılandırma kanunu çıkarken kapsam dışında tutuldu borçlar. Neden böyle bir ayrımcılık oldu? Ya geçmişte bunun defalarca örneği oldu. Yapılandırıldı, yani, ödendi. Öyle hazırlandı. Çünkü onda dedi, yani bu geçmiş borçlarda faizler olduğu için tefeyle tüfeyle güncellenip bugüne getirildi. Onlar da aynı borç, aynı biri ama farklı öderken. Onlar da silinme oldu. Hizmet de silindi, borç da silindi. Dolayısıyla o borçtan dolayı silinmeden siz herhangi bir mağduriyette yaşamadınız. Yani günleri gidiyor. Ama borcun da silindi. Yani borçluluktan dolayı herhangi bir şeyle karşılaşmadın. Yani icra ile karşılaşmadın. Sağlık hizmeti almamak gibi bir durumla karşılaşmadın. Borç olduğu için zaten sağlıktan hiç yararlanamadı. Orası sıfırlandı ama.
borç yoktu, hizmet de yok. Yani bazıları diyelim ki 5 yıldan daha az borçlu olanlar bu şeyleri silinmedi, borçlar silinmedi. Dolayısıyla onların önünde o borç engel olarak bulundu her zaman. Ben bununla ilgili çünkü çok kişi var şey vardı, bir çalışma yapılmasını bunların notu alalım. Yani bunlar biziyle birlikte konuştuklarımızı ödemek istiyorum.